Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir programda daha hoş geldiniz. Şimdi şu koltuğu birazcık ileri çekeyim ha. Bahsetmek istediğim birkaç şey var. Bir şey var. Şimdi biliyorsunuz ben bol bol Sunrise videosu çektim geçmişte. Gelecekte yine bu zamanlarda da birkaç tane Sunrise videosu daha çekmeyi planlıyorum, Sunrise gizemler videosu. Aynı zamanda GTA 5 videolar çektiğim oldu. Metal Slug videolar çektiğim oldu. GTA Vice City videolarını çektiğim oldu. 11 10-11 tane video çektim sanırım. Hikayesiyle alakalı gelecekte de bunların gizemlerini çekeceğim. Senaryo bitince. Bu bir soru cevap videosu değil. Sadece bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şu anda bahsettiğim bütün o oyunlar yeni oyun değil. Hepsi bayağı yıllar önce çıkmış olan oyunlar. Şimdi bazı insanlar bu videoların altına gelip yorum yapmaya başlıyor. İşte neden hala bu oyunları çekiyorsun? Herkes GTA 5 çekiyor. Sen neden GTA 5 çekmiyorsun? Neden hala bu eski oyunları çekiyorsun diye. Birinci madde. Birinci kelime savunma maddem. Çıkan her yeni oyunu çekmek zorunda değilim. Bir oyunun yeni olması onun illa çok güzel olduğu anlamına gelmez. Abartılmış olabilir. Şişirilmiş olabilir. Böyle şeyler olabilir. Tam yeni çıkan oyunlar kötüdür demiyorum. Yeni çıkan oyunlar çok güzel. Gerçekten çok güzel oyunlar da var. Ama yeni çıkan oyunları oynamam gerekmiyor. Bu bir. Öyle bir kanal değilim zaten. Hiçbir zaman olmadım. Hani gidip yeni çıkan oyunları oynayıp tanıtım yapmıyorum veya ne bileyim moda oyunları takip eden bir kanal değilim. Bu birinciyle. İki. Eski olan oyunları oynananda benim için hiçbir sakınca yok. Şu ana kadar ahbaplarım da buna hiçbir şey demediler. Onlar da gayet mutlu. Ben de gayet mutluyum. Böyle devam ediyoruz. Eski oyunları oynandı, hiçbir sıkıntı yok. Sunrise'dan da videolar çekeceğim. Vice City'den de videolar çekeceğim. Metal Slug'dan da videolar çekeceğim. Yani bu tür oyunların hepsinden videolar çekeceğim. Bayağı eski, çok çok eski oyunların videolarını çekmeyi planlıyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Yani bu gayet normal bir şey. Sonuçta oyunlar çok zevkli, çok güzel. Ve eski olmaları bir eksi değil benim için. Gayet normal bir şey bu. Ve 3. Yeni oyunlar çekmediğim için bana böyle küfürler geldi. Saygısızca yapılan yorumlar geldi. Yeni oyunları çekiyorum ben. Hani her çıkan yeni oyuna, her gündeme düşen oyunu oynamıyorum, doğru, ama GTA 5'i bol bol oynadım. Yaklaşık 15-16 tane PlayStation 3 videosu çektim. Şu anda da PC'den hikayeyi takip ediyorum. Yaklaşık bir 9 tane video çektim. Ayrıca 5 tane de 5 videoda da GTA 5'in Easter egglerini araştırdım. Yani bayağı bir GTA 5 videosu çektim. Onun dışında tam bir Call of Duty manyağıyım. O yüzden her yıl çıkan Call of Duty çıktığı gibi oynuyorum. Hani birazcık bazen gecikiyor birkaç ay ama olsun. Hani sadece eski oyunları çekmiyorum ben. Yeni oyunları da çekiyorum. Bu yorumları yapmadan önce kanalı bir kontrol etseydiniz, bir videolara baksaydınız pek kötü olmaz yani. Baya güzel olabilirdi. Ama bunun yerine böyle bebekçe yorumlar yaptınız. Bayağı saçma sapan mantıksız yorumlar yaptılar. Bu arada bu konuştukların hepsi o bahsettiğim yorum yapanlara geliyor. Ahbaplar, siz hiç üzerinize alınmayın. Ben sadece şu anda onlarla konuşuyorum. Bu videoyu da muhtemelen o kanalda öne çıkan videoların arasına falan koyarım. Böylece insanlar kanala geldiği zaman görürler. Yani bu kadar. Bir de 4. Yaptığınız şeyler eleştiri değil. Eleştiriyle sizin yaptığınız şeyler arasında dağlar kadar fark var. Eleştiri dediğiniz şey olumsuz da olur, olumsuz da olur. Hoş. Olumlu yapmanızı beklemiyorum. O benim için fark etmez. Ben olumsuz eleştirilere de açığım ve bu eleştirileri ben ciddiye alıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bunu sürekli yapıyorum. Gerekiyor çünkü. Yani eleştirileri kaldırabilirim. Ama sizin yaptığınız şey eleştiri değil. Siz de oradan küfür ediyorsunuz. Hem de hiçbir sebep yokken. Söylediğiniz şeyler tamamen mantıksız şeylerken. Yine bu kadar. Öyle. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.